tanesini verelim istiyorsan ilk başta. Siyasilerden en iyi kullanan sence sosyal medyayı hangi siyasi? Sayın Başbakan iyi kullanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı iyi kullanıyor. Sayın Ahmet Davutoğlu iyi kullanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden sözünü kestim. Sayın Mustafa Balbay iyi kullanıyor. Mesela Mustafa Balbay'ın Sayın Mustafa Balbay'ın şunu çok beğeniyorum. O gerçekten samimi kullanıyor ve şunu ya bilerek ya bilmeyerek keşfetmiş. Artık yalnızca samimiyet tırnak içerisinde satıyor sosyal medyada. Yani iyi kullanmak, çok takipçisi olmak mı? Siyasiler için mi konuşuyoruz? Evet, siyasiler, siyasiler için iyi kullanmak. Birincisi kimseyi kırmadan söylüyorum. Yalan bir şey paylaşmamak, şaibeli bir şey paylaşmamak. İkincisi de kimseyi kırmamak. Yani bazı büyükşehir belediye başkanlarımız var mesela. Takipçilerine karşı yeri geliyor, dava açtırabiliyor vesaire vesaire. Bu işin sonu yok. Yani sevdiğim büyüklerinden hep Ali abiden örnek veriyorum. Ali abi de mesela Twitter üzerinden insanlarla bazen kızabiliyor, kavga edebiliyor. Gerçekten o insan sizin karşınıza gelip dikilmiyor ki orada. Peki ünlülerden isim verebilecek misin? Sosyal medyayı en iyi kullananlardan vallahi örnek verebileceğin. Yani. Hiç yok mu? Yok. Vermek istemiyor musun yoksa? Yani kim vereyim? Zaten herkes şeyi biliyor. Cem Yılmaz'ı biliyor. Demet Akalın'ı biliyor. Cem Yılmaz çok kullanmıyor. Yani follower sayısı, takipçi sayısı çok önemli bir kriter mi? Cem Yılmaz'da 7 milyon mudur? Bilmiyorum ama çok diye milyon, biliyorum. Milyon artıyor onların ki. Ama bizim doğum oranımız da yüksek yani. Tabii çocuk oldukça şey de takipçi de artıyor. Direkt takipçi. Relatif olarak. Sen evet hafif hafif şimdi şey yapıyorsun. Satın mı alıyorlar demek istiyorsun Hayır mesela? Hayır canım, Cem Yılmaz niye satın alsın? Yani Twitter'ın şeyi sahibi adamın 1 milyon kullanıcısı varsa Cem Yılmaz kadar ünlü olsaydı onun da daha çok kullanıcısı olabilirdi. Takipçisi olabilirdi. Cem Yılmaz'ın tamamen gerçek takipçileri.